Türkiye'de altyapı deyince akla Fulya gelir, Fulya hakkı yeten tesisleri gelir. Geçmişten günümüze Beşiktaş altyapısı, öz kaynak düzeni Türkiye'ye çok farklı yıldız oyuncular kazandırdı. Bugün de kazandırmaya devam ediyor. Son yıllarda Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkan, Serdar Saatçi gibi önemli oyuncuları tanıttı. Bugün hakkı yeten tesislerindeyiz ve Beşiktaş altyapıdan sorumlu yöneticisi Fırat Fidan'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hem altyapıya dair hem yeni projelere dair. Gelin beraber izleyelim. Altyapıdan biliyorsunuz geçtiğimiz sezon, bu sezon başında Rıdvan, Emirhan ve Serdar Saatçi'nin satışı oldu. Bu satıştan 10 milyon euro artı bonuslarla garanti gelir elde ettik. Bu da Beşiktaş futbol altyapısının tarihinde elde etmiş olduğu en yüksek satış rakamı. Bugüne kadar da tarihinde yurt dışına satışlardan sadece Atınç ve Nihat Kahveci'nin satışları var biliyorsunuz. Biz altyapıdan bunun sürekli olmasını, sürdürülebilir olmasını sağlamak istiyoruz. Hedefimiz de zaten bu yönde. Bizim burada temel hedefimiz sadece futbolcu yetiştirmek değil, iyi birey, iyi topluma da iyi gençleri yetiştirmek ve kazandırmak aslında. Bir liyakat sistemimiz var 3 yıldır ve burada 4 tane hocanın imzası olmadan, ayrı hocaların, ayrı sınıf hocaların imzası olmadan, hocanın daha sonra gelişim teknik sorumlunun imzası olmadan hiçbir şekilde biz oyuncu transfer etmiyoruz. Herkes imzayı atıyor ve bu oyuncunun özelliklerini yazıyorlar ve herkes sorumlu oluyor. Şenol hocamızın ikinci dönemi altyapı için gerçekten büyük bir şans aslında. Çünkü Şenol hocamız da bizle gerçekten çok ilgileniyor. Hocalarımızla teker teker konuşuyor. U19 takımımızla sürekli iletişim halinde Nevzat Demir tesislerinde. Fulya tesislerine daha göreve başlar başlamaz ilk defa geldi. Maçlarımızı takip ediyor, maçlarımıza geliyor, izliyor ve mümkün olduğunca da bu oyuncuları da oynatmaya çalışıyor. Şenol hocamızla çok iyi bir diyalogumuz var. İkinci dönemde daha çok destekleşme üzerinde duruyoruz. Nevzat Demir'deki 3 nolu sahayı 20 yıldır bakımsız bir şekilde dururken en baştan tekrar yapımına başladık. FIFA standartlarına uygun bir saha haline getiriyoruz. Başvurusunu yaptık, FIFA sertifikasını alacağız ve şimdi bir de gece maçlarının oynanması için ışıklandırma yapılıyor. Bunlar için birazcık devletle, bürokrasiyle görüşmelerimiz devam ediyor yaparken de. Çünkü ormana ait bir arazi olduğundan dolayı da bazı yerlerde tabii ki zarar vermeden bunları yapmaya çalışıyoruz. Toplam maliyetimiz de şu ana kadar 16 milyon TL. Şu anda Paşamandıra tesisi Beşiktaş'ın kullanabileceği ve Beşiktaş'a tahsis edilen bir tesis. Bu tesis 4350 metrekare kapalı alana sahip. 21 dönümlük toplam arazi üzerine kuracağız biz bu tesisi. Bir tane FIFA standardı futbol sahası ışıklı 105'e 68, bir tane antrenman sahası 50'ye 50 ve bir robotik eğitim merkeziyle yine bir lise 1200 metrekarelik artı bir tribün binası ve bir konaklama binası. Bunlar da 1300 metrekare 1000 metrekare gibi büyüklükte olacak. Bu tesisin en büyük özelliklerinden bir tanesi robotik merkezi inşası olacak aslında. Ajax'ta gördüğünüz, Dortmund'da gördüğünüz, işte Sporting'de gördüğünüz bu Robonaut dedikleri şut makineleri ve onun dışında kaleci robot çalışmaları, yine kuvvet makineleri, hafıza makineleri gibi tüm robotik işlemleri yazılımlarını yapacak bir ekibimiz var ve başladılar bu çalışmalara. Şu anda yazılımlar yapılıyor. Hatta ilk testler de yapılıyor. Fulya'da da deneyeceğiz bunları. Onun dışında da 5 derslik bir lise yapıyoruz içeriye. Bu sayede de çocukları dışarı göndermeden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir lise olacak ve lise eğitimlerini de spor lisesi olacak. Lise eğitimlerini de Paşamandıra tesisimizde almış olacaklar. Bu projenin de şu andaki toplam maliyeti 85-90 milyon seviyelerinde olacak. Geleceğin Beşiktaşlı futbolcuların yanındayız. Şimdi antrenman bitti. Tatlı da dağıtılıyor. Hemen onlardan çok kısa görüş alalım. Adın ne? Emirhan Hoca. Hangi mevkide oynuyorsun? Sol bek. İdolün vardır. Var. Kim? Sol kanat ama Rafael Hoca. Güzel. Senin adın ne? Tanıyalım Benim seni. Benim adım Arda. Hangi mevki oynuyorsun Arda? Sol açık. İdolün?
Kıvar Antikel ya. Şahane. Ömer Hocam, efendim? Bugün ne çalışması yapıldı bize? Çok kısa anlatabilir miyim? Bugün şimdi dar alanda çabuk koyunu çalıştık. Topu almadan önce karar verme, kafaya kaldırma, baskı yediği için topu bir an ayağından çıkarma çalışması yaptık. Tabii dar alanda bu çok önemli, teknik önemli ve çevre görüş önemli. Tabii ki çocuklar da bunu çok iyi yaptılar. Maçların kazanılması önemli moral açısından ama çocukları kazanmamız çok önemli. Onlara dokunuşlarımız çok önemli. Onlara bir şey öğretmemiz çok önemli. Bu da bunların yetenekleri var, çabukluğu var, tekniği var. Ama oynama mentalleri yok. Biz bunları oynama mentalini yüklüyoruz. Nasıl? Oyunun iki yönü var. Top bizde, top rakipte, bir de top havada. Bunları öğretiyoruz. Pozisyon almayı öğretiyoruz. Geçişleri öğretiyoruz. Ben neredeyim, top nerede, rakip nerede, kalem nerede? Burası tabii bir okul, bir akademi burası. Bu yaş grupları da bunu gerektiriyor. Ondan sonra yukarı çıktıkça da performansa dönüşüyor ve kazanmaya yönelik oluyor. Ama biz burada kazanma, ilk önce maç kazanma değil, oyuncuları kazanma açısından. Onların donanımla ilgili çalışmalarımız yapıyoruz. Bu da bizim için ve onlar için çok önemli. Eren Taşkıran. Ne mevki oynuyorsun Eren? Stoper. İdolün kim? Sergio Ramos. Sergio Ramos, hep sert. Senin? Adım Ömer. Orta saha oynuyorum. İdolüm Ben Nardasilva. Bak, buradaki video çok önemli. Yıllar sonra karşına çıkacak bunlar. O yüzden ona göre idolünüzü söyleyin. Adım Arda Mersin. İdolüm Neymar Junior. Adım Demir. İdolüm Modric. Kerem Biçer. Omar Koli. Ay adam bak, sen işi biliyorsun. Ben diğerleri de bak, evet. Sen işi biliyorsun, hemen Omar Koli diyor. Serpil Hamdi Tüzün'den bu yana Beşiktaş altyapısı her zaman Türkiye'de Dinamo konumundaydı. Bugün de Fulya Hakkı Yeten tesislerindeydik. Hem buradaki futbolcu adaylarına mikrofon uzattık, hayallerini dinledik, idollerini dinledik. Hem de Beşiktaşlı yönetici Fırat Fidanlı'ya bir röportaj gerçekleştirdik. İlerleyen dönemde neler olacak, gelişim liglerinde neler oldu ve projelere dair bir sohbet gerçekleştirdik. Hoşçakalın.